Doktor Ferhat Korkmaz, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanıyım. Nevşehir'de özel bir sağlık kuruluşunda çalışmaktayım. Alanımız geniş bir alan. 3 bölgenin cerrahisini içeriyor. Özellikle iki köprücük kemiği üzerindeki tüm alanın cerrahisini yapabiliyoruz. Her türlü kulak cerrahisi, temel ve ileri. Yine burunla ilgili burnun fonksiyonel ve estetik ameliyatları. Özellikle çocukluk çağlarında sıklıkla karşımıza çıkan bademcik, geniz eti, kulakta cerrahileri ve özellikle yine ses telleri, gırtlak cerrahileriyle hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Rinoplasti, septoplasti ya da bu iki ameliyatın birleştirilmiş şekli. Septorinoplasti ameliyatı pratiğimizde sıklıkla yaptığımız cerrahiler başında gelir. Burnu neden ameliyat ederiz? Burnu iki sebeple ameliyat ederiz. Birincisi fonksiyonel problemlerinden dolayı nefes alıp verme, burun tıkanıklığı gibi problemlerden kaynaklı ameliyatlarımızı gerçekleştiririz. İkinci ameliyat etme gerekçemiz ise kozmetik amaçlı, yani görüntüsel değişiklik yaparız. Burnumuz iki bölümden oluşuyor aslında. Bir burnumuzun iç kısmı ve burnun şeklini veren dış kemik ve kıkırdak kısmı. Fonksiyonel ameliyatlarımızda burnun sadece iç kısmını düzeltiyoruz. Eğri, kıkırdak ve kemikleri düzeltip hastanın nefes alıp vermesini, solunumsal rahatlamasını sağlıyoruz. Eğer hastanın bizden estetik beklentisi de varsa ya da rinoplasti ameliyatı için bize başvurmuşsa, bu sefer buruna şekil veren dış kıkırdak ve kemikleriyle de oynayarak hastanın yüzüne uyumlu, orantılı, doğal bir burun yapmaya çalışırız. Bu ameliyatların tekniği hastaya göre değişmekte. Bu ameliyatlar temel olarak iki teknikle yapılmakta. Açık teknik ve kapalı teknik rinoplasti. Kesinlikle teknik hastanın burun yapısına göre tercih edilmelidir. Dolayısıyla hastanın yüz analizi, burun analizi yapıldıktan sonra tekniğe hastayla beraber karar verilebilir. Ben genellikle sıklıkla cerrahilerimde kullandığım piezo tekniği tercih ettiğim tekniklerin başında gelir. Ultrasonik rinoplasti olarak da bilinmektedir. Burada mikrotür yardımıyla burun kemiklerini şekillendirmede yardım alıyoruz. Bu tekniğin en önemli avantajı morluk, şişlik, ödem gibi problemleri minimuma indirmesidir. Rinoplasti ameliyatlarından sonra ödem, morluk, şişlik temel sebebi törpüleme esnasında, klasik raspalarla törpüleme esnasında cilt altındaki kılcal damarlara zarar verilmesidir. Bu teknikte, piezo tekniğinde doku sadece, yani cihaz sadece kemiği tanıyor. Kemik törpülenmesine odaklanmış bir cihaz. Kesme işlemi aynı şekilde sadece kemikte gerçekleştiriliyor. Cilt altındaki yumuşak dokuya, damara kesinlikle zarar vermiyor. Cihaz damarla karşılaştığında otomatikman kendi duruyor. Öncelikle ameliyatı yaş olarak kadın erkek fark etmez. 18 yaş üzerinde kendi pratiğimde tercih ediyorum. 18 yaş üstü tercih etmemin sebebi hem fiziksel gelişimi tamamlaması hem de ruhen biraz daha gelişimin tamamlanmasını istememizden dolayıdır. Öncelikle hastalara tavsiyem bu ameliyatı kararını alırken aileleriyle beraber oturup bu kararın ortak alınmasıdır. Ve burun cerrahilerinde en önemli noktalardan bir tanesi bu cerrahi her zaman bir kez olacak şekilde planlamaları gerekiyor. Dolayısıyla karar verirken aceleci olmamak lazım. Cerrahi kararı alındıktan sonra hekim doktor görüşmesi gerçekleşir. Mutlaka hekim tarafından, cerrahi yapacak hekim tarafından hastanın burun analizi yapılır ve hastanın istekleri göz önünde bulundurularak yüzüne uyumlu, hastanın istekleri doğrultusunda tabii ki en önemlisi nefes alıp verebileceği fonksiyonel bir rinoplasti ameliyatı planı yapılmalıdır. Tabii günümüzde 3D imaging, yani 3 boyutlu printler sayesinde hastanın beklentileri de göz önünde bulundurarak görüntü çalışması, ameliyat sonrasında görüntü çalışması yapılabilmektedir. Bu en azından hastaya yol gösterici bir tekniktir. Tabii ki resimlerin yapılması bu işlemin garantili bir işlem olduğu manasına gelmez. Bunlar bize sadece fikir vermektedir. Rinoplasti ameliyatından sonra tabii ki erken dönemde iyileşme 1-2 hafta içerisinde gerçekleşir. Biz bu ameliyatlardan sonra, bu ameliyatlar ortalama 1,5-2 saat süren genel anestezi altında yaptığımız ameliyatlardır. Ameliyattan sonra burun sırtına plastik bir atel ve burun içerisinde silikon tamponlar koyuyoruz. Duruma göre tamponsuz gerçekleştirdiğimiz cerrahiler de var. Dediğim gibi bunlar tamamen hastaya bağlı olarak değişmekte.
Cerrahi işlemden sonra hastamız aynı gün taburcu olur ya da bir gece yatar, bir gece sonra taburcu olur. Bir hafta sonra burun sırtındaki ateli alırız. Burun ucuna açık teknikle yaptıysak dikişlerini alırız ve hastaya da burun sırtında ufak bir hafta daha sürecek bantlamaya geçeriz. Genellikle erken dönemde iyileşme dediğim gibi 1-2 haftadan sonra istedikleri işleri yapabiliyorlar. Erken dönemde kaba ödemimizin inmesi ortalama 1 ay. Ancak cilt yapısına göre değişmekle beraber burnumuzun ödeminin inmesi ortalama 6 aydır. Bazen çok kalın derili burunlarla karşılaşabiliyoruz. Kalın derili burunlarda cilt altından da inceltme işlemi yaptığımız için ödemin inmesi 18 ay hatta 2 yıla kadar devam edebilmektedir. Böyle bir grup var, böyle bir profil hastamız var. Ben kendi pratiğimde sipariş usulü bir burun yapmamaya çalışıyorum. Hastanın öncelikle yüz analizini yapıyorum. Hastaya gidebilecek ya da yakışabilecek burun öneriyoruz. Bazı hastalar çok küçük burun istiyor. Çok küçük burunlar gerçekten solunumsal açıdan bizi sonrasında sıkıntıya sokabiliyor. Bir KBB hekimi olarak rinoplasti ameliyatlarımda primer önceliğim hastanın iyi nefes alıp verebilmesidir. Bunu sağladıktan sonra hastanın yüzüne uyumlu, orantılı, profil açısından estetik duran her burun bana göre güzel burundur. Bu ameliyatlarda özellikle ultrasonik teknik, yani az önce bahsettiğim piezo tekniğiyle yaptığımız ameliyatlarda ağrı, ödem, şişlik, morluk gibi şikayetler en az düzeye indirilir. Rinoplasti ameliyatı aslında ağrılı bir ameliyat değildir. Ameliyat sonrasında da vereceğimiz analjezik ağrı kesiciler ile ağrı çok rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Özellikle gerçekten genel anestezi alması sıkıntılı hastalar tercih edilebilirse lokal anestezi ile yapılabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar kısmi olarak 15 gün almıyoruz ameliyata. 15 günden sonra alabiliyoruz. Özellikle yarık, damak, dudak problemi olan hastalarımızda bu cerrahide gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü damak yapılarında problemlerden dolayı damak perforasyonlar dediğimiz damakta delinmeler ortaya çıkabiliyor. Ve belki de biraz ileri yaş sıkıntı olabilir. Belli bir yaş üzeri, 60 yaş üzerinde çok fazla cerrahi tercih etmiyoruz. Ve en önemlisi bazı cilt yapıları gerçekten çok kalın ve cildi çok olduğundan kalın oluyor. Bu tip hastalarda da cerrahi yapılabilir ama istenilen sonuç elde edilemeyebilir. Burada gerçekten hastayı çok iyi izah etmek ve ikna etmek gerekiyor bununla ilgili. Yüz bölgesinde yüzle ilgili tüm yüz estetik işlemlerini yapıyoruz. Rinoplasti ile beraber dolgu, botoks, organik ip estetiği dediğimiz yanak askı, örümcek ağı, kaş askılama, alın germe, boyun germe, bunların hepsini cerrahi ile kombine edip yapabiliriz. Ben de kendi pratiğimde bu bahsettiğim işlemlerin hepsini yapmaktayım. Tabii ki revizyon burun estetiği yine pratiğimizde sıklıkla karşılaştığımız durumlardan bir tanesidir. Az önce bahsettiğim gibi primer, yani ilk planladığımız ameliyatı gerçekten iyi planlamamız ve cerrahisini iyi yapmamız gerekiyor. Hastanın da beklentileri çok önemli. İlk rinoplasti ameliyatına karar verip yaptırdığında beklentileri 4-5 yıl sonraki beklentileriyle aynı olmayabiliyor. Dolayısıyla bir, burada hastanın iyi karar vermesi gerekiyor. Ne istediğini bilmesi gerekiyor. Ve bu aşamadan sonra da hekimine güvenip cerrahisini yaptırması gerekiyor. Eğer bu kurallara uyacak olur isek revizyon burun estetiği ameliyatına ihtiyacımız da azalacaktır. Revizyon burun estetiği tabii ki ilk yapılan rinoplasti ameliyatının teknik olarak yetersizliğinden kaynaklanabileceği gibi hasta kaynaklı problemlerden de olabilir. Cerrahi sonrası hastanın buruna darbe alması revizyon sebeplerinden bir tanesidir. Ya da teknik olarak yetersizlik rinoplasti, yani revizyon rinoplastiye ihtiyacı tekrardan doğurabilir. Revizyon ameliyatlarda biz burnu şekillendirirken kıkırdak kullanıyoruz. Revizyon ameliyatlarda ilk cerrahide bu kıkırdak kullanıldığı için kulak kepçesi, kaburga kemiğinden ya da yapay kıkırdak ihtiyacımız olabiliyor. Dolayısıyla prosedür değişiyor. İyileşme süreci uzayabiliyor. Hasta
biraz daha zahmetli bir iyileşme süreci içerisine giriyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak karar vermek ve hastanın kesinlikle bu cerrahiye karar verdiğinde hekime güvenerek bu işleri hekime bırakması gerekiyor. Genel olarak hastalarımız ameliyattan sonra ilk gün sıvı beslenirler. Bir haftalık alçının olduğu süreç içerisinde sıvı ağırlıklı, yumuşak diyet öneririz. Fındık, fıstık, leblebi, sakız gibi aşırı mik hareketleri gerektirecek yeme içme tarzından ilk haftalarda uzak kalmak gerekiyor. Birinci haftadan sonra alçımızı aldıktan sonra artık yavaş yavaş normal diyetle beslenmeye başlarız. Bu dönemde en önemli olan şey belki de ilk aylarda travmadan yani darbeden burnu korumak. Ben kendi pratiğimde 2 ay güneş gözlüğünden uzak kalmalarını istiyorum. Gözlük kullanan hastaların da lense geçmesini tavsiye ediyoruz. Bunların hepsinin planlamasını ameliyat öncesinde yapıyoruz. 1-2 hafta sonra yavaş yavaş yürüyüşlere, 3-4 haftadan sonra da ağır egzersiz dediğimiz spora başlayabilirler. Normal yaşantılarını devam ettirebilirler. Tabii bu ameliyatlardan sonra genel kuralımız buruna darbe almamak. İlk 6 ay burnun oturma, ödemlerinin inme, yerleşme sürecidir. İlk 6 ay boyunca mümkün olduğu kadar çoklu spor gruplarından, futbol, basket gibi yani travmaya daha açık olabilecek sporlardan da uzak durmakta fayda var. Öncelikle programın başında da söylediğim gibi bu ameliyata karar vermek önemli. Karar verebilmek için de fiziken ve ruhen gelişimi tamamlamak çok önemli. Ne istediklerini bilecekler hastalarımız. Daha çok görsel medya üzerinden burun seçmektense kendi yüzlerine yakışan, doğal, yüzlerine uyumlu burun üzerine odaklanmalarını istiyorum. Hekimlerinden de bu ameliyat talebinde bulunurken böyle bir taleple giderlerse çok daha başarılı sonuçlar elde edileceğini düşünüyorum.